Antalya'nın Manavgat ilçesinde barakada yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan adam ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazideki barakada bıçaklanarak yaralı halde bulunan ve hurdacılık yaptığı belirlenen Sedat Bağırgan hastanede yaşamını yitirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri boş arazideki derme çatma barakada hurdacılık yaptığı belirlenen Sedat Bağırgan isimli şahsı yaralı vaziyette buldu. Çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Sedat Bağırgan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Manavgat'ta bir hastaneye, ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarından önce olay yerine gelen aracı ardından da iki şüpheliyi belirledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde susma haklarını kullanan İsmail C. ve Berat Nihat Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca cezaevine teslim edildi. Manavgat'ta yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Bağırgan isimli hurdacı 15 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kepez ilçesinde de 73 yaşındaki yaşlı adam yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde Habibler Mahallesi 5719. sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 73 yaşındaki Bekir Durmaz'a sabah saatlerinde karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular pencereden baktıklarında Durmaz'ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde gördü. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyup olay yerine gelen Durmaz'ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.